Her şey ortaya döküldü. Herkes her şeyi biliyor. Peki benim Sudem'e ne olacak? Boşuna mı bunca çaba? Benim Sudem'e ne olacak? Bana onu söyleyin. Bakın, ben bu çocuğu sahipsiz bırakmam, ortada bırakmam, anlıyor musunuz? Burada çok kötü şeyler oluyor. Alp Bey, çok kötü. Sakin ol, ben hemen oraya geliyorum. Sen sakın ağzını açma, sakın. Efendim? Zeynep Hanım, size ulaşmaya çalışıyorum ancak polisler beni bırakmıyorlar. Kapıdayım. Tamam, geliyorum ben. Gel sen, gel. Gel. Sabri Bey hepimize böyle bir oyunu nasıl oynar? Koskoca DNA testi raporu var. Onun da sahte olacak hali yok ya. Sahteymiş işte. Sabri ölmeden önce hastanede doktorla beraber bu tezgahı kurmuş. Ama o doktor bedelini ödeyecek. Rahmetli oldu o. Haberiniz yok galiba. Oh, iyi olmuş. Yoksa kimse elimden alamazdı. Bakın Alp Bey. Herkes, bu işin içindeki herkes tek tek bedelini ödeyecek. Büyük davalar görülecek. Siz de hesap vereceksiniz. Ben ne yapmış olabilirim ki Zeynep Hanım? Ben sadece bana verilen talimatları yerine getirmeye çalıştım. Eğer suçum size kalan mirası hakkıyla değerlendirmeye çalışmak, sizin konforunuzu, rahatınızı düşünmeye çalışmaksa tamam, suçluyum. Ama ben işimi gayet başarılı bir şekilde yerine getirmeye çalışıyorum. Ben bu konuyu derinlemesine bir şekilde araştıracağım. İzin verirseniz Ayşe Hanım'la konuşmam lazım. Bu arada mazur görün ama Sude'nin durumu ne olacak? Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Cami avlusuna bırakmayı düşünüyorum Alp Bey. Ne biçim soru bu ya? Ben ona kızım demişim, bağrıma basmışım. Bir tanem o benim. Çocuk bana anne diyor. Oğluma abi diyor. Tankla, tüfekle de gelseler kızımı kimse elimden alamaz. Biliyorum hiç uygun bir zaman değil ama veraset intikal vergisi beyannamesi için bir imzanızı almam gerekiyor. Tamam, vergi konusu ihmale gelmez. Bir de maliyeyi başımıza sarmayalım. Şimdi neresi imzalanacak? Şurayı imzalamak yeterli. Ben izin verirseniz Ayşe Hanım'la konuşmaya gidiyorum. Tabii, buyurun. Endişelenecek hiçbir şey yok. Zeynep Hanım ölümüne Sude'nin yanında. Sizin de hiçbir şeyden haberiniz yoktu. Patronunuz ne dediyse onu yaptınız. Sizden ricam sakin kalın. Çünkü bir iki defa ifadeniz alınabilir. Zeynep Hanım'la da iyi geçinin. Sizin burada Sude'nin yanında kalmanız çok önemli. Bilmiyorum ki. Sanki bana da yol göründü Alp Bey. Ama ben Sude'siz yaşayamam. Bir çare bulunsun. Geçecek. Hepsi geçecek, merak etmeyin. İki olasılık var. Zeynep Hanım kızını bulursa zaten başı çok ağrıyacak. Çocuk burada kalmak istemeyecek. İkinci olasılığı düşünmek dahi istemiyorum.
çocuk bulunamazsa Zeynep Hanım'ın sizinle uğraşacak hali kalmayacak. Siz de uzun zaman burada Sude'yle kalacaksınız. Az önce söylediğim gibi sakin kalın. Gerekmediği sürece tek kelime dahi etmeyin. Açık vermeyin, bilgi vermeyin. Bırak beni. Gidip getireyim kızımı. Bak hala kızım diyorsun, adamın hesabını bozuyorsun ya. Öyle çünkü. Bu çocuğu ben büyüttüm. Bu yaşa ben getirdim. En iyi şekilde hem de. Anne diyor bana. En az gerçek annesi kadar çok seviyorum ben onu. Hayır. Hiçbir yere gidemezsin. Çünkü kartal arayacak ve fidye isteyecek. Ne yapacaksın? Karşılayabilecek misin fidyeyi? Var mı o kadar para? Var. Vay be. Abinin o efsane gömüsü doğru yani, öyle mi? Ne yaptın peki? Nasıl akladın parayı? Alp Hakanoğlu'na mı verdin? Hepsini konuşacağız. Seninle uzun uzun sohbet edeceğiz, hiç merak etme. Senin Alp tutuşmuş bir şekilde Zeynep'e gidiyordu bugün. Bence sen ara şu hazine bekçisini, hazırlığını yapsın. Birazdan senin telefon gelir. Tamam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.